eğer şu zamanda yaşasaydı inanıyorum ki Türk... Onun miras bıraktıklarına bağlılık gösteremedik sanırım. Gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne, gerek ilke ve enklaplarına karşı. Ki ne mutlu Türk'üm diye bilmeliyiz. Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına duygu ve düşüncelerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusudur. Ülkemizin bekası için yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde kahraman Türk askerleri silah arkadaşlarıyla birlikte bu ülkeyi bize armağan etmiştir, kurmuştur. Ki ne mutlu Türk'üm diye bilmeliyiz. Ve ne mutlu Türk'üm diyenlerden biri de benim. Ülkemizde Atatürk'ün maalesef bazı illegal dini örgütler Atatürk'ü itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu bizim ülkemiz için çok büyük bir handikap. Atatürk bir ülkeye büyük hizmetler verdi. Bizimle birlikte geleceğimizi de kurdu. Atatürk düşmanlığı yaparak bu ülkenin dini ve manevi değerlerini yok etmeye çalışıyorlar. Bazı dış güçler kaynaklı içerideki vatan hainleri. Bu vatan haini sözü son zamanlarda ülkemizde biraz popüler oldu ama atıl vatan haini Atatürk'ü tanımamaktır. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını önemsememektir. Eğer bunları önemsemezsek, Atatürk'ün kurduğu yolda ilerlemezsek asıl vatanımıza ihaneti burada yaparız. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye için olmazsa olmazdır. Bugün dünya liderleri, dünya ülkeleri Atatürk'ün büyük bir lider, büyük bir devrimci olduğunu yüksek sesle haykırıyorlar. Ama ne garip ki kendi kurduğu ülkedeki kendi bazı vatandaşları azınlıkta da olsa Atatürk'ü mesnetsiz suçlamalarda bulunarak itibarsızlaştırma yoluna gidiliyor. Biz Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk bir put değildir. Biz Atatürk'e tapmıyoruz. Sadece onun fikirlerine inanıyoruz. Fikirlerinde yürümek istiyoruz. Benim birkaç söylemek istediğim önemli noktalar var. Bugün camilerde hutbeler veriliyor. Ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, ne 10 Kasım'da, ne 23 Nisan'da Sayın Diyanet İşleri Başkanımız tarafından Türkiye'nin hiçbir camisinde Atatürk'le ilgili hutbe okunmuyor. Atatürk sadece Atatürk değil, silah arkadaşlarıyla birlikte. Ama maalesef Atatürk dediği zaman bazılarının tüyleri diken diken oluyor. Neden? Çünkü Atatürk'e inanan, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına takip eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hurafeye inanmaz. Din tüccarlarına inanmaz. Evet, hepimiz Müslümanız. Ama din kisvesi altında ne kadar sahtekarlık yaptıklarını bu millet şu yakın tarihte daha iyi öğrenmeye başladı. Biz Müslümanız elhamdülillah ama Atatürkçüyüz, devrimciyiz ve Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğiz. Atatürk keşke yaşasaydı. Bugünleri görseydi. Ben öldüğüne üzüldüm. Ben 60 yaşındayım ama keşke Atatürk yaşasaydı. Bu devlet böyle olmazdı. Bir başka olurdu. Amerika'ya geçerdik. Ama gelen harcamış, giden harcamış. Buna mı ölmez? Ben Atatürk'ü hakikaten seviyorum, özlüyorum da. Öyle adam gelmez Türkiye'ye. Merhabalar. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kayseri'ye olan ziyaretimizde öncelikle Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ettik. Sonrasında Atatürk Müzesi'ni ziyaret ettik. Böyle anlamlı bir günde onu anmak gerçekten bizi mutlu etti. İnşallah gelecek nesiller de unutulmadan, saygıyla anılarak olması dileğiyle şimdilik düşüncelerim bu şekilde. Yani üzgün bir durumdayız ama bir taraftan da Atatürk'ün bu ülkeyi bize bıraktığı için mutluyuz. Onun dışında ülkemizin de duyarlı olduğu için daha da mutlu oluyoruz tabii ki. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Üzerinden uzun seneler geçmesine rağmen sanırım 83 yıl geçti. Boşluğu hala dolmamış, dolmayacak da bir lider. Çok şanslıyız ona sahip olduğumuz için ama gereği kadar da onun miras bıraktıklarına
bağlılık gösteremedik sanırım. Gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne, gerek ilke ve enklaplarına karşı sorumluluğumuzu yerine getiremediğimizi düşünüyorum. Özlüyoruz, hep özleyeceğiz. Ama eğer bir gün ona ve miras bıraktıklarına yeteri kadar bağlı olursak, onun da bizden beklediği, Türk gençliğinden beklediği veya Türk halkından beklediği Türkiye Cumhuriyeti'ne kavuşuruz diye umuyorum. Mustafa Kemal, rahmetli anıyoruz. Büyük bir liderimizdi gerçekten. Yani bugüne kadar gelmiş geçmiş liderlerden biriydi. Yani kendisine başta yani tüm Türkiye için şehitlerimize, gazilerimize hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk değerli bir insandı gerçekten. Yani Türkiye Cumhuriyeti ilk kuran kuruluşlarından bir liderdi. Liderimiz için gerçekten gururluyuz. Yani böyle bir gelmiş geçmiş bir liderimiz yok. Bunu da yani Türkiye genelinde, herkes bunu dünya genelinde biliyor. Üzgünüz. Atatürk gibi bir insan daha bu ülkede gelmedi. İnşallah gelir. Ülke için çok büyük şeyler yapmış, başarmış o zor günlerde. Eğer şu zamanda yaşasaydı inanıyorum ki Türkiye dünya lideri olurdu.